Devam et hadi. Bilmiyoruz sanki mahsus yaptığını. Bu anasının kızı. Bunlardaki fesatlık taşı bile ortasından yarar vallahi. Vay 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 benim Mustafa ağam. Hoş gelmişsin, evimi şereflendirmişsin. Hoş bulduk Dünür. Nasılsın? İyi gördüm seni. İyiyim çok şükür. Yaşlandık. Yaran kızım için bile kapı çalınır oldu. Hayırlısı, hayırlısı. Babam hoş gelmişsin. Helepenleri çok olsun damat. Dadam. Azadım. Koçum benim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Hazar. Hoş bulduk. Baba ayakta kaldın, gel şöyle. Ha buyur ağam, buyur. Damat geliyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eşyaları alalım. Kıza yardım et, yardım et. Hoş bulduk. Sakın. Hoş geldiniz. 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 Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Miran Bey oğlum, yolculuk nasıl geçti inşallah? İyi geçti, sağ olun. Heh, güzel. Kahveniz. Kahve. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Lafı uzatmayayım. Sebebi ziyaretimiz belli. Malum, başımızda babamız, atamız yok. E bu görev de Miran'ın annesi olarak bana düştü. Başınız sağ olsun. Acınız taze mi? E böyle acılar eskimez. Kardeşim de ben de küçükmüşüz ama yeri hep belli. Bir evlat için babasının yokluğu kapanmıyor maalesef. Huzur içinde yatsın. Amin. 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 Af buyurun böyle tatsız konuştum bir anda. Zararı yok. Ders öyledir. O vakitten lafıma devam edeyim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Reyyan'ı, oğlumuz Miran'a istiyoruz. Reyyan'ı mı? Bir dakika, bir dakika. Biz bugün sizi buraya yarar için kabul... Nasuh Bey, buraya Reyyan Hanım kızımız için geldik. Bir yanlışlık oldu herhalde. Yanlışlık yok. Hamit Ağa, bu ne rezillik? Nasuh Hanım, vallahi siz ne dediyseniz bir Miran Bey'e anlattım. Ağa yüzü burada. Ben sizden Reyyan Hanım'ı istemeye geldim Nasuh Bey. Sen bizimle alay mı ediyorsun delikanlı? Hamit Ağa durumu izah etmedi mi? Verdiğin söz ne olacak? Ben sözümden dönmedim Nasuh Bey. Erkek adamın ağzından söz bir kere çıkar. Ulan senin erkek... Dur hele Nasuh'a.
arabayı yap, oturuyor. Delikanlı, sen anlat hele. Buraya kimi istemeye geleceğim dedin Hamit Ağa'ya? Kime talipsin? Bakın, ben bu konakta ilk kez meseleyi açtığımda da Reyyan Hanım'a taliptim. Şimdi de Reyyan Hanım'a talip. Doğrudur, Hamit Bey geldi. Bana Yaren Hanım'ı münasip bulduklarını söyledi. Ben de kendisine Nasuh Bey'e iletip gelip torununu isteyeceğim dedim. İlk gün ne diyorsam şimdi de aynısını diyorum. Benim torunum Yaren kimseye zorla verilecek bir kız değildir. Onun düştüğü bu durum bütün ailemize büyük hakarettir. Bunu seninle sonra konuşacağız Nasuh. Sana gelince delikanlı. Madem Reyhan'a talipsin ilk günden beri, işte Reyhan'ın babası oradadır. Hazar, oğlum benim anladığım delikanlının bu işte bir kabahati yok. En başından beri senin kızın istemiş. Sen de hele gerisini, kızını Miran'a verdin mi, vermedin mi? Bakınıyorsa sağına soluna. Tövbe tövbe. Dedim yine kesin ahırda bizimki. Ne yapayım? Dışarıda durmak yakışık almazdı. Hem dedemin gözüne görünmeyeyim dedim en mutlu gününde. Ya geçmiştir siniri. Sen niye içeride değilsin? Miran denen...